Gezen'in yapmış olduğu piyasa yorumlarını değerlendireceğiz ve genel olarak bir durum değerlendirmesi yapacağız. Peki tamam, başlayalım. Binance CEO'su CZ Bitcoin boğası için tarih verdi diyor. CZ'nin daha önce de tabii ki işte boğa sezonuyla alakalı açıklamaları var. İşte yapmış olduğu yorumlar var. Kısaca şöyle üstünden geçmek gerekirse ilk olarak katalizörlerden bahsetmişti. 2022'de bundan bir yıl önce falan Ağustos ayında bunu yaptı daha doğrusu. Tam 11 ay civarında oldu. Burada söylemiş olduğu şey katalizörün henüz belli olmadığıydı fakat devamında hem söylemleri hem de eylemleriyle iki farklı katalizöre dikkat çekti. Birincisi piyasa içindeki katalizör olarak yapay zekalar, unutmayın bunu. İkincisi bizzat kendi yine söylemleriyle piyasadaki katalizörün bankalar ve devler olduğunu, işte merkez bankaları ve özel bankalar olduğunu söylemişti. Burada akıllara özel bankalarla işbirliği yapan Avalanche, Ethereum gibi coinler gelirken aynı zamanda merkez bankalarıyla ki halihazırda 7 merkez bankasıyla işbirliği halinde olan XRP coin gelmektedir. Sizin de aklınıza o gelmiştir diye düşünüyorum. Haricinde zaten 1 milyon dolar yorumuyla bilinir. İşte bu sezon, bu boğa sezonunda Bitcoin'in 1 milyon dolar olacağını ve bunu da kendi formülüyle bulduğunu iddia etmiştir. Ya bu şekilde yorumları var. CZ'ye göre kripto para borsası Binance yakın gelecekte kripto faaliyetlerinde potansiyel bir artışa hazırlanıyor. Bu potansiyel artış nedir? Ben size söyleyeyim hemen. Durumla alakalı resmi bir açıklama ya da herhangi bir ekstrem bilgim yok. Fakat listeleme. Hem delist edilecek altcoin'ler olacak ki oldu zaten. Bayağı bir altcoin ya da parite delist edildi. Fazlaca da listeleme olacak. Bununla alakalı önceden çok konuştuk. Bu hem bir boğa sezonu klişesidir. İşte yeni yeni kripto paraların listelenmesi. Aynı zamanda zaten hali hazırda sürekli pazarda hakimiyetini kaybeden Binance'ın, sürekli düşen Binance'ın biraz da çırpınma ve rakiplerine farkı açmaya çalışma ve bu konuyla alakalı çabasıdır, çabası olacaktır diyebiliriz. Yani burada söylemiş olduğu şey listelemelere gitmektedir. Hangi coinler listelenir, listelenmez gün içinde bir ara bu noktaya değineceğiz ama videonun ana konusu değildir. Buna da dikkat etmek lazım. Eğer ki coininiz tabiri caizse tırtsa, yani piyasadaki genel hareketlere ayak uyduramayan bir kripto paraysa, bunun delist edilme ihtimali yüksek olacağı gibi halihazırda Binance'da listelenmemiş ve potansiyelli, potansiyelden kasıt iyi bir proje, elde tutma oranları yüksek, en önemlisi güçlü bir likidasyon ve sağlam trader oranları varsa Binance kuvvetle muhtemel evet bu kripto paraları listeleyecektir. Bir soru cevap etkinliğinde Zaha Binance'ın sistemlerini iyileştirmek ve önümüzdeki 6 ile 18 ay içinde daha yüksek işlem hacimlerini idare etmek için çok fazla hazırlık yaptığını söyledi. Aynen bu da doğru olacaktır tabii ki. Ciddi hacimler dönecek gelecek doğru 6-18 ay arasında. Çünkü bu tam olarak nereye denk geliyor? 6 ile 18 ay. Bu ne? Bu şu. Geçmişe baktığımızda şu zaman dilimini kastediyor CZ. Hemen girelim. Şu kısmı ortalama. Şurayı kastetmektedir. Yani Bitcoin ATH yaptı. Zaten ATH'ten sonra dominans azaldı. Bu sefer altcoin'lere çok korkunç bir para akışı sağlandı. Ardından Bitcoin yeniden ATH'a kalktı. Yani Bitcoin ilk ATH'ı yaptı. Tamam. Hatta devam ediyor. Tamam mı? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani yanlış söyledim. Şurayı falan da alabiliriz, tamam mı? Şöyle söylesek, şu şekilde alsak daha mantıklı. Neden onu söylüyorum? Bitcoin ATH'ı gerçekleştirdi. Piyasaya yeni yatırımcılar girdi. Devamında az önce anlattığım kısım. Tamam, devam edelim. Kripto piyasasını 4 yıllık boğa ve ayı evreleri döngüsüne işaret eden tarihsel kalıpları takip etmesini beklediğini belirtti. Doğru, aynen öyle. Bu tarihsel kalıplar daha önce de değişmemiştir. Şu an içinde, yani şimdiki verilere göre de ekstrem bir durum yok. Dediğim gibi anlık bir üzerindeki yani klişe devam ediyor.
Klasik bu ayı boğa döngüsü dediğimiz husus. Zaha kripto piyasasının, FTX borsasının sektör genelinde bir dizi iflası tetikleyen, büyük bir düşüş yaşamasıyla başlayan uzun süreli bir düşüşün ardından son haftalarda toparlanma belirtileri gösterdiğinde sözlerini ekledi. Toparlanma belirtileri tabii ki piyasa gösterdi. Toparlanma belirtilerinden ziyade tabii CZ bu kadar bir borsa yöneticisi olarak kimi zaman açık konuşamıyor. Fakat doğru, kalıcı ve istikrarlı bir rally için şu anda BTC tarafı gayet iyi bir şekilde gözükmektedir ve oldukça sağlam yani. Zaha bir Bitcoin halving olayından sonraki yılın genellikle yükseliş yılı olduğu varsayımına dayanarak BTC ve diğer kripto para birimlerinin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Son Bitcoin yarılanması Mayıs 2020'de gerçekleşmiş ve yeni blok madenciliğinin ödülünü %50 azaltmıştı. Şu anda halving ne zaman? Ortalama 2024'ün Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor ve doğrudur. Bitcoin halving dediğiniz şey tarihten bu yana çalışmış, aynı zamanda 2100'lü yıllara kadar da gerçekleşmesi 4 yılda bir devam edecek olan doğal bir Bitcoin katalizördür diyebiliriz. Zaha Bitcoin'de boğa için 2025'e işaret etti. 2025 ve 2023 yılını sık duyarsınız, hatta çok çok sık duyarsınız. Çünkü yükselişin beklendiği iki tane ortalama zaman dilimidir. Zaha sonraki boğa ile ilgili olarak şunları söyledi. Bitcoin'in yarıya inmesinden sonraki yıl genellikle boğa yılıdır. Bu yüzden 2025'in çok ilginç bir yıl olabileceğini düşünüyorum. Geleceği tahmin etmek zor. Henüz çok başındayız. Bence sektörün büyümesi için hala çok yer var. Aynen öyle. Burada da biraz yine fark ettiyseniz ETF'lere göz kırptığını anlayabiliyoruz. Bu da önemli olacaktır. Doğru. Sektörün büyümesi için hala çok yer var. Bu önemli olacaktır. Zaha ayrıca Binance'ın ABD, Birleşik Krallık, Japonya ve Singapur gibi çeşitli ülkelerde karşılaştığı yasal zorluklara da değindi. Binance'ın düzenleyicilerle işbirliği yaptığını ve mümkün olan en uygun, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümü aradığını söyledi. Yok, burada yalan söylemiş işte. Ambargo çok fazla şey yapıyorlar. Yani çok fazla kural çiğniyorlar, çok fazla kural deliyorlar. Bundan kaynaklı olarak zaten borsaları kapanmaya doğru gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.